Bu derste jenerik yapılardan bahsedeceğiz Dart dilinde. Jenerik yapılar tür bağımsız olarak da geçmektedir Türkçe'ye aslında. Peki nedir, ne değildir bir bakalım, ardından da örnekle bunu pekiştirelim. Yazmış olduğunuz sınıfların, fonksiyonların belli bir türe göre değil, her türe göre çalışmasını sağlayabiliyorsunuz. Örneğin string, integer gibi bir araba sınıfı oluşturuyorsanız birer jenerik tür bunu belirleyebiliyorsunuz. Bu türe ihtiyaca göre siz belirleyebiliyorsunuz ama belirlemek zorunda da değilsiniz tabii. Tür belirlemezseniz Dart dili otomatik olarak türünü dynamic olarak belirleyecektir. Jenerikler genelde liste yapılarında kullanılıyor ve Dart dilinde kullanılan list parantezler içerisinde T yapısı var. Bu şekilde bir sınıf yapısında kullanılıyor. Şu şekilde bir yapısı var işte. Parantezlerin arasında T1 yapı alıyor. Bu kullanım tarzı tamamen bir jenerik tür alan sınıfıdır. Bir sınıf olarak kullanacağız, ancak ne yapacak? Bir jenerik türünde veri aldığını belirtmiş oluyoruz. Siz sadece işte öğrenci adlarını içerecek string türünde bir liste tanımlıyorsanız o liste artık size isim listesi olarak hizmet edecektir. Araya sayı veya başka bir ifade ekleyemezsiniz. Ancak bu size tip güvenliğini sağlayacaktır tabii ki de. Siz burada sadece list sınıfını kullanarak string değerler tutan bir dizi oluşturdunuz. Eğer list sınıfı jenerik türde olmasaydı da list sınıfının aynısının bir de integer versiyonu olacaktı ve liste sınıfı objekt türde eleman içeren tek bir sınıf yaparak onu kullanmak ise size tür dönüşümlerinde bayağı sıkıntı çıkaracaktı. List sınıfı jenerik türde olunca gereksiz kod önlenmiş oluyor ve esnek bir yapıya ulaşmış oluyor. Aynı zamanda biz burada ne dedik? Objekt türde dedik. Birçok veri türünün aslında çatısında ne vardır? Objekt türü vardır. Gelin isterseniz bununla ilgili bir örnek yapalım elimizde. Ne olacak? Bir tane sınıf oluşturacağız. Sınıfın içerisinde jenerik türünde bir değişken oluşturacağım ve o değişkeni o sınıfın içerisinde her yerde kullanacağım. Ardından da main fonksiyonundan bunu çağırırken her defasında veri türünü değiştirmiş olarak kullanacağım. Hemen şu şekilde temizliyorum ekranımı. Şunu da yan tarafa alayım. Öncelikle ne dedim? Bir class oluşturacağım ve bunu da jenerik veri türüyle sınıfın her yerinde kullanıp ardından da main fonksiyonundan bunu değer göndererekten vermiş olduğum farklı değişken türleriyle ekrana yazdırmaya çalışacağım. Ne diyelim ismini? Jenerik kullan diye bir isim veriyorum sınıfımın ismine. Ardından içerisindeki değerleri veriyorum. Şimdi bunu her yerde kullanabilmem için ne yapacağım? Sınıfımı şöyle bir T değişkeni barındırıyorum. Ve bunu final T olaraktan bir obje olduğunu belirtiyorum. Hemen kurucum metodumu oluşturuyorum. Constructor'ımı oluşturuyorum. Jenerik kullan diye bir metot. Bu metotta da ne veriyorum? Buradaki obje sınıfın obje değişkenine göre tanımlanmıştır. Bir de metodumuz olsun. Obje yazdır diye bir metodum olsun. Bu da ne yapacak? Ekrana print obje değişkenini yazdıracak. Evet, şimdi nasıl kullanabilirim? Nasıl değer atayıp bunu ekrana yazdırabilirim? Bunu görelim. Öncelikle bir değişken tanıyalım. Türünü herhangi bir şey vermediğim için var kullanacağım. Integer türünde bir değişken yapalım. Integer değişken. Ne yapacağım? Sınıfımın ismini veriyorum. Generic kullan. Integer değer göndereceğim. Bakın 7 diye gönderdim. Şimdi bunu mesela ne yapalım? Ekrana yazdıralım. Integer değişken nokta dediğim zaman bakın benim aşağıda belirtmiş olduğum metot karşıma gelmiş oldu. Bu şekilde bir çalıştıralım bakalım. Bakın vermiş olduğum değer
karşıma gelmiş oldu. Peki aynı şekilde var integer değil de string değişken diyelim. Yine jenerik kullan sınıfıma yönlendireceğim. Bu sefer string gönderiyorum. Kastamonu ifadesini gönderiyorum. Ve yine string değişken nokta obj yazdır metodumu çağırıyorum. Çalıştıralım. Ekranı Kastamonu string değerinde bir değer göndermiş oldu. Peki double ve booling değerleri için de bir örnek yapalım. Bool değişken jenerik kullan. Booling bir değer olacak demiştik. Ne diyelim? True diyelim. Bool değişken obje yazdır diye ekrana bastıralım bakalım. 7 Kastamonu ve true şeklinde gelmiş oldu. Bir de double değerini kullanalım. Onu da kullanacağız demiştik. Değişken jenerik kullan. Ve buna da 7.7 deyip ekrana ifadeyi gönderiyorum. Görmüş olduğunuz gibi ben burada ne string ne double ne de başka bir şey tanımladım. Tamamen en tepedeki veri türü olan object sınıfından tanımladım bunu. Ve ne olmuş oldu? Ben hangi değeri verirsem vereyim bu değere ait sonuç ekrana yazdırılmış oldu. Bu kadar basit bir kullanımı bulunmakta. Bu videomuz da böyleydi. Herkese iyi çalışmalar dilerim.